Esas ben Cem abi diye bir şarkı var ve onun şarkısını da Gür söyleyecek şimdi. Gür'üm sormak istiyorum. Yani beste ve söz de sana ait. Acaba hikayesini anlatabilir misin bizlere? Canım. Benim Cem abiyle Kutan Ekspres döneminde yollarım kesişti ve beraber çalıştık 4 sene kadar. Daha sonra annem vefat etmişti. Vefatına da sevgili eşi İlkin Kocaeli ile geldiler. Orada bir kağıt tutuşturdu elime. O kağıtta işte ne ölen ne öl, ne giden ne git, asıl olan hayattır diye bir minik bir şey vardı, teselli yazısı. Sana. Evet, yani öyle elime tutuşturdu o kağıdı. Dünyadan sonra bak diye. O da biliyor ki Evet, annenin ben de anlayamamıştım. düşkünlüğünü. Yani böyle Musalla taşının önünde duruyoruz. Sonra bir baktım duadan sonra hakikaten bu yazıyı yazmış. Yani ölümünden yaklaşık bir 4 sene, 3-4 sene sonra da bunu dedim, yani ben bir şarkı yapayım. Tabii ki sevgili İlkim Karaca'ya sordum hemen gidip. Çünkü böyle rant peşinde olan bir adam değilimdir. Hayatta yapmam öyle şeyleri. Ha, olur mu böyle şey? Sen Yani dolayısıyla gürümüşsün bize. aşk olsun. Dolayısıyla bir şarkı ortaya çıktı. İşte baş kısmını yazdım şarkının sözlerini, diğer kısmını yazdım. Çünkü o olayı tamamıyla hikaye olarak anlatmak çok kolay bir şey değil. Ben bir de söz hiç yazamam, yani çok zordur Evet. bende söz olayı. Yaşanmış bir işi olduğu için öyle bir şarkı çıktı ortaya yere. Ne klip yaptık ne bir şey, şimdi yol arkadaşlarına beraber çalıyoruz o parçayı. Thank you.
Tanışmak zor ama çok çok Cem abi. Gürüm, ağlamamak için çok zor tuttum kendimi. İnanılmaz. Nur içinde yatsınlar.